Değerli müminler, muhterem Müslümanlar, Allah Celle Celaluhu dilediği kimseleri aziz kılar, dilediği kimseleri de zelil kılar. Yani Allah Celle Celaluhu dilediği kimseleri yüceltir, dilediği kimseleri de alçaltır. Yükselmenin ve alçalmanın bir takım kuralları vardır. Bu kurallar Allah'ın kitabı olan Kur'an-ı Kerim'den ve İslam Peygamberinin sallallahu aleyhi ve sellemin sözlerinden öğrenilebilir. Bir kimse dünyada ve ahirette aziz olmak istiyorsa, değerli olmak istiyorsa, izzet ve şeref sahibi olmak istiyorsa, Allah-u Teala'nın şu sözüne kulak versin. مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعِزَّةَ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا. Dünyada ve ahirette üstün olmak istiyorsa, izzet ve şeref sahibi olmak istiyorsa, Allah'a ve Peygamber'e itaat etsin. Allah'a ve Peygamber'e itaat etmek, Allah o kimseleri bu dünyada ve ahirette üstün kılar, izzet ve şeref sahibi kılar ve değerli kılar. Allah'a ve Peygamber'e iman etmek, Allah'a ve Peygamber'e itaat etmek, Allah'a, Allah'ı ve Peygamber'i sevmek, insanın değerini artırır, imanını güçlendirir. Ama imana sırtını çeviren, ibadet etmeyen, kulluk yapmayan, şükretmeyen, zikretmeyen kimseleri Allah Celle Celaluhu dünyada da ahirette de rezil rüsva edecektir. Dinimiz çok önemli, çok değerli bir dindir. İslam değerli bir dindir. İslam'a inanan kimselerin de değerli olmalarını, üstün olmalarını emreder. Değerli dine mensup olan kimseler, değerli olan sözleri, değerli olan işleri, değerli olan çalışmaları yapmasını ister. İslam bunu emrediyor. İslam, Müslüman olduklarını söyleyen kimselerden bunu istiyor. Değerli olmalarını istiyor. Değerli olarak yaşamalarını emrediyor. Dinimiz değerli bir dindir. Aziz olan Allah'a inanan kimseler aziz yaşamalıdırlar. Aziz olarak hayatlarını sürdürmelidirler. Dünyadan ayrılacakları zaman da aziz olarak ayrılmak için niyet etmeleri, gayret etmeleri, dua etmeleri gerekiyor. Değerli olan insanlar, değerli olan kimselerin üzerine toz kondurmazlar. Kur'an-ı Kerim anlatıyor. Medine'de, Medine-i Münevvere'de münafıkların başı olan İbni Ebi Selûm, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ve ona iman eden kimseler için şöyle diyordu. Aziz olan kimse, zelil olan kimseleri Medine'den ihraç edecektir. Uzaklaştıracaktır, kovacaktır. Yani bu sözü söyleyen kimse, kendi kendini üstün, kendi kendini izzet ve şeref sahibi olarak görüyordu. İman eden kimseleri de zelil olarak ve alçak olarak görüyordu. Bu sözü söylüyordu. İman eden kimseler için böyle bir söz sarf ediyordu. Ama bu sözü işiten, bu sözü söyleyen kimsenin oğlu oluyor. Ve hemen silahını alıp Medine'nin kapılarına gidiyor, orada bekliyor. Kimi bekliyor? Bu sözü söyleyen kimseyi bekliyor. Bu sözü söyleyen kimdir? Babasıdır. Ve babası geliyor Medine'ye girmek için. Babasına diyor ki,
Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellemin üstün olduğunu, aziz olduğunu, izzet ve şeref sahibi olduğunu söylemedikçe, sen de zelil, şerefsiz ve değersiz olduğunu söylemedikçe Medine'ye giremezsin diyor. Ve sonra hemen Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellemin yanına geliyor. Peygamberimize sallallahu aleyhi ve selleme diyor ki, babamın senin için söylemiş olduğu sözleri işittim diyor. Eğer o öldürülmesi gerekiyorsa başka kimselere söylemeyeceksin. Onu bana söyleyeceksin ki, istersen şu an bile kendisini sana getirebilirim diyor. Tabii bunu söyleten, böyle bir insana cesaret veren imandır arkadaşlar. Aziz olan insanlar, aziz olan insanları korumak mecburiyetindedir. Onları savunmak mecburiyetindedir. Bir kimse dinini, imanını, kitabını, peygamberini savunamıyorsa, koruyamıyorsa, korumak için niyet etmiyorsa, o insandan hayır gelmez.